Şimdi gözlerinizi dört açın lütfen. Dün Seda'nın kovulmasına neden olan görüntülerin önce yayın halini, sonra da gerçek halini size göstereceğiz. Yayın halindeki biplere dikkat ve gerçek söylenenlere dikkat. İlk defa Türkiye'de bağımsız olmanın, radikal tahammülsüz olmanın bir kez daha bu ilk defa yayınlandığı görüntülerle anlayacaksınız. Neden bunu yapıyorum? Çünkü bu bir Acun Ilıcalı meselesi değil. Bu devletin içine kadar sızan Adnan Hoca örgütü içerisindeki olağanüstü organizasyonu, olağanüstü servetin, Dilan Polatlar gibi olan ve sarayın koruması altına girmese perişan olacak bir Acun Ilıcalı gerçeği bu bir. Buradan da Ali Koç'a çağrı yapıyorum. Bu görüntülerden sonra Ali Koç'la arkadaşlığınızı kesip inşallah Fenerbahçe'yi kirletmezsiniz. İki, söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Birazını söyleyeyim. Hakan Ural'a dikkat edin. Bugünden sonra Hakan Ural'a tekrar döneceğiz. Kendisine dün bir arkadaşım beni aradı. Cümle içerisinde Samim Değer adını geçir dedi. Neden olduğunu bilmiyorum. Ama bunu söyleyen çok ünlü biri. Hakan Ural Samim Değer adını duyunca irkilecektir dedi. Neden olduğunu bilmiyorum. Konuşmak isterse ekranımız açık. Sorarız Samim Değer'le ilişkiniz ne diye. Şimdi Seda'nın önce sansürlü görüntüleri. Evet gönder. Bunu yaptım. Sözleri söyle. Tabii ki öyle. Evet tabii ki öyle. Şunu da değiştirir misin? Neresinden dönersen kârdır. Seni bizim için farklı kılan tek nokta şu. Sen anneni babanı korumak için örgütten bunu yaptın. Sözleri söyle. Tabii ki öyle. Evet tabii ki öyle. Buna aslında bakın Sayın Acun Ilıcalı da çok uzun yıllar bu örgütteydi. Bu örgütten ayrılmış eski müritlerden biridir. Kanıt olmayan bir şeyi. Yok var. Kendisi de zaten hayır demeyecektir. Siz ona da sorup öğrenebilirsiniz. Yani öyle insanların kolay kolay içinden çıkıp gidebileceği, bugün de kabullenebileceği gibi şeyler yapmıyorlar. O yüzden aslında topluma belki en az 100 bin kişinin hayatını mahvetmiş, herkesi değmiş bir örgüt bu. O yüzden benim size tavsiyem gerçekten, yani siz iyi niyetinizin farkındayım. Fakat benim gibi ortaya çıkıp bunu ifşa etmeye çalışan zaten tek farkın hocayla bak, yanlışın neresinden dönersen kârdır. Seni bizim için farklı kılan tek nokta şu. Hani bu baskında basılıp yakalanıp o evden çıkarılıp cesaretsiz, hani bugüne kadar imkanlarından faydalanıp şimdi karalayan olsaydın ben seni başka bir kulakla dinlerdim. Ama evet, sen o evden kaçmayı göze aldın, bir de dava açtın. Bir de anlattığı gibi çok tehlikeli. Yani bak, bu baskından önce davayı açtığın ve kaçmayı göze aldığın için bir kere farklı bir yerdesin. Yani bugün yakalandım, adamı karalamak kolay gibi gözüküyor. Çünkü o anda tabii ki ben zaten otoritelere gittiğimde kendimin de iştirak ettiği suçları anlattım. Fakat benim anlattıklarımla dava başka bir yön aldığı için ben yasa tarafından koruma altına alındım. Yoksa şey ben soracağım. Kendim de ceza görmeyi göze alarak oradaki her şeyi anlattım. Sana bir şey soracağım. Kendimin de iştirak ettiği suçlar dedin. Yani yayında söylenilebilecek bir şekilde. Senin gibi genç, güzel, akıllı bir kadın ne gibi bir suça alet olur bu örgüt tarafı? Yurt dışındaki bağlantıların büyük kısmını ben kuruyordum o adamın o dönemde. Yurt dışındaki bağlantılarını ben kuruyordum. Birçok kısmını Ceylan Hanım ben kuruyordum ve şahit oldum orada olan bitene. Zaten ilk kaçış hikayem, kaçış denemem 2013'te bunun üstüne başladı. Anlıyorum. Zaten bunları şimdi vermeyelim. Dava varmış. Ceylan'cığım cesaretin için teşekkür ediyoruz. Ben ya teşekkür bu sona ederim. Erdi. Hayırlı sabahlar. Tüm açık yürekliliğinde ne olur ifadelerini emniyete de ver. Emniyete güveniyoruz. Vermiş. Çok teşekkür ederim. Verdim. Hiç merak etmeyin. Evet. Bence Ceylan Önkol gayet açık konuşmuş. Herhalde bu işin altında yatan mesele Acun Ilıcalı'nın
Adnan Oktar'la olan ilişkisi. Tekrar ediyorum. Ali Koç artık Acun Ilıcalı'yla, Acun Ilıcalı Fenerbahçe Başkanı olmayı hayal ediyorum demişti. Hayal edebilir ama sadece hayal eder. Fenerbahçe Cumhuriyet'in kalelerinden biridir. Bunun da altını çizelim.